Enteledeleme türabeti ha ifadesi, eme cariyenin efendisini doğurmasıdır diyor. Yani şimdi e, bunun farklı izahlarını alimlerimiz yapmışlar. Ama e, fakirin anladığı, kadınların çocuklarına bir e, ilah gibi efendim bir e, kölenin efendisine muamelesi gibi köle ne demek? Efendisinin hizmetçisi demek. Yani adeta evde söz sahibi olan çocuklar özellikle de kız çocukları. Hadisteki ifadesiyle ve özellikle de kız çocuklarını böyle şımartan onların her istediğini bir buyruk gibi emir gibi yerine getirilmesi zorunlu bir direktif gibi kabul eden de anneler olarak karşımıza çıkıyor. Binaenaleyh buradan anlıyoruz ki e, çocuklar adeta putlaştırılıyor çocuk istemiş aman çocuğun gönlü kırılmasın aman şöyle olsun aman böyle olsun çocuğum ezik kalmasın çocuğum şöyle olmasın hayatı adeta çocuğunun üzerinde şekilleniyor. Oysa çocuğun asıl istikbalini ahiretini düşünmesi gerekiyor bir annenin babanın. Binaenaleyh çocuğun bırakın doğduktan sonra eğitiminin terbiyesinin doğmadan önce çocuğun eğitimine başlamak gerekiyor. Yani doğmadan önce eğitimine ne zaman başlanır? Eş seçme de çocuğun eğitiminin bir parçası olarak değerlendirilmeli. Yani seçtiğiniz eşin çocuğunuzun annesi veya babası olacağını hesaba katmanız lazım. Yani ben bu adamla evleniyorum. Bu adam benim yarın çocuğumun babası olacak. Bunun anlamı ne? Bu adamın karakteri, bu kadının karakteri benim çocuğumda tecelli edecek. Yine benim çocuğum bu adamın akrabaları arasında yetişecek. Bu kadının akrabaları arasında yetişecek. Ona göre seçtiğiniz eşi dindar bir muhitten seçmeniz gerekiyor ki efendim çünkü eş almak demek sadece e, işte bir kadını bir erkeği alıp onunla bir yuva kurmak anlamına gelmiyor. Ailelerin bütünleşmesi birleşmesi anlamına geliyor. Yarın öbür gün çocukların yetişmesi Efendim, dayısından, amcasından, halasından, teyzesinden, onların çocuklarından etkilenmesi söz konusu olacak. Binaenaleyh biz e, çocuğumuzu ahiret eksenli olarak düşünmeliyiz. Şimdi bakıyorsunuz mesela e, kardeşlerimiz kendi yaşayamadıkları bastırılmış duygularını çocuklarının üzerinde tatmin etmeye çalışıyorlar. Yani 6 aylık bebek bakıyorsunuz markalar giydirilmiş, süslenmiş, püslenmiş. Tam nazarlık hale gelmiş. Eskiden alnına kara çalarlarmış ki nazar değmesin diye. Şimdi anne baba kendini tatmin ediyor o çocuğun üzerinden. Efendim e, alay vala ile e, şeyler, partiler, düzenlemeler, evler yenileniyor, abuk subuk şeyler icat ediliyor. Nedir efendim çocuk gelmiş onun şeyini... E, ...kutlamasını yapmaya çalışıyorlar. Bütün bunlar... ...çocuklarımıza bir hayat tarzını... ...farkında olmadan... ...dikta etmemiz anlamına geliyor. Yani sen eğer... E, ...çok affedersiniz... ...dizilerde gördüğün, filmlerde gördüğün... ...veya işte internet sayfalarında gördüğün... ...başka bir... E, ...alemin kültürünü... ...ne olacak canım çocuktur diye... ...kendi çocuğun üzerinde ikame etmeye... ...başlarsan... ...efendim bir kız çocuğuna kız çocuğunun giymemesi gereken, büyüdüğünde giyemeyeceği, aman çocukken giysin bari diye, çocukluktan giydirmeye başlarsan, onun önünü alamazsın. Niye? Zor gelir. Yani eğer e, çocuk, oyuncak bebekle, başörtülü bir bebekle oynamıyorsa kız çocuğu, o büyüdüğünde başörtüsüne zor girer. Giremeyebilir. Ve sen çocuğunu kaybetmekle, Tırnak içerisinde çocuğunu kaybetmekle örtmek arasında bir tercih yapmak zorunda kalabilirsin. Bu yönüyle çocuklarımızı e, güzel yetiştirebilmek için ta evlilik öncesinden hesabını kitabını yapmamız gerekiyor. Bugün araştırmalar gösteriyor ki e, hamile bir kadın ne tür şeyler dinliyorsa hamileliğinde. Ee, çocuk anne karnında onlara yatkın hale geliyor. Yani mesela eğer evde kavga gürültü oluyorsa, bağırma çağırma oluyorsa çocuk o psikolojik yapıyla dünyaya geliyor. Caz müziği dinleniyorsa çocuğun kulaklarında caz müziği canlanıyor. Eğer Kur'an-ı Kerim dinleniyorsa, eğer sohbetler dinleniyorsa, eğer bir ahenk varsa... O zaman da çocuk o haleti ruhiye ile dünyaya geliyor. Sonra biz zannediyoruz ki 3 aylık, 5 aylık, 6 aylık, 1 yaşında, 2 yaşında bu çocuklar hiçbir şey anlamazlar. Her şeyi kontrol ediyorlar ve her şeyi kayıt altına alıyorlar. Dolayısıyla yediklerinden tutun giydiklerine varıncaya kadar oynayıp e, oynadıkları oyuncaklara varıncaya kadar her şey onların kişiliklerine etki ediyor. Daha geçen de bir kardeşimiz anlattı. E, muhterem dedeleri. E, ben diyor herhalde diyor dört yaşındaydım diyor. askılı kısa bir pantolon giydirmişlerdi bana diyor. Beni görür görmez dedem nerede bu çocuğun annesi diye feryat etti diyor. Ve derhal bu çocuğun elbisesini değiştirin böyle kıyafetler bir daha giydirmeyin dedi diyor. Ya dört yaşındaki çocuğun avreti mi olur? Olmaz. Ama o çocuk nasıl giyinmeye alışırsa öyle hayatı devam eder. Dolayısıyla çocuklarımızı doğumlarından itibaren ee, özel bir ilgiyle takip etmemiz gerekiyor bu meyandan olmak üzere şimdi bakıyorsunuz e, iki tane kardeş ikiz kardeşler hatta bir tanesi istikamet üzerine hayatına devam ediyor öbürü abuk subuk yollara sapmış efendim diyorsunuz ki aynı anne babanın terbiyesinden geçti aynı şeyleri yediler içtiler nasıl oluyor bu fakat gözden kaçırdığımız bir şey var. Birinin arkadaş çevresiyle öbürünün arkadaş çevresi aynı değil. Eskiler demişler ki bir çocuk yetiştirmek istiyorsan bir mahalle kur, bir köy kur demişler. Çünkü çocuğu sen kendin yetiştirmiyorsun. Mahalle yetiştiriyor, köy yetiştiriyor, okul yetiştiriyor, akranları yetiştiriyor. Etrafında oynadığı, beraber gezdiği, dolaştığı çocuklar onu yetiştiriyorlar. Bu yönüyle bakıldığında çocuklarımıza güzel bir çevre kurmalıyız. Çocuklarımızın maddi ihtiyaçlarından çok çok manevi ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir atmosfer oluşturmaya çalışmalıyız. Sonra her insan ne iş yapıyorsa o işi dininin hizmetine amade kılmalı. Şimdi belki. Bu söz e, bizler için e, ilahiyatçılar için biraz daha kolay işte dinden imandan bahsediyoruz. Dinden imandan da ekmek yiyoruz. cenab Allah affetsin hepimizi. E, fakat işte adam tekstil işi yapıyor. Yani onun e, işini dinine, imanına hizmet edecek hale getirmesi nasıl olur? Ona göre tekstil ürünleri üretecek. Ona göre e, elbiseler e, kız çocuğu için ise kız çocuğuna yaraşır elbiseler. Yani daha 1 yaşından, 2 yaşından, 3 yaşından itibaren 20 yaşında bir kız çocuğunun nasıl giyinmesini istiyorsanız öyle giyindireceksiniz. Efendim çocuktur bu vesaire filandır diyerek bugün abuk subuk şeyler giydirirseniz bu çocuğa yarın öbür gün onun önünü alamazsınız. Efendim bu çocuk tabii haliyle arkadaşlarının giyindiklerine özenecek. O zaman ona göre arkadaş çevresi bulacaksınız bu çocuğa. Dolayısıyla ee, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam yerleşim siyaseti açısından diyor ki oturduğunuz yerden diyor müşriklerin inançsızların ateşlerini görmeyecek bir yer edinin diyor yani sen e, kapı komşunun kim olduğuna dikkat etmek zorundasın üst komşunun alt komşunun kim olduğuna dikkat etmek zorundasın bakın sitelerde şimdilerde yok elhamdülillah duymuyoruz öyle haberler yine vardır da bir başörtülü bir siteye girdiğinde oradaki işte e, bilmem kimler istemiyorlar. Benim çocuğum diyor etkilenir bundan. O da yarın öbür gün örtünmek ister. E bizim çocuklarımız etkilenmiyor mu? Dolayısıyla e, hayatı bir bütün olarak görmek lazım. Efendim ben ticarette kapitalist olurum. Camide Müslüman olurum. Evde liberal olurum. Böyle bir lüks yok hocam. Yani bir Müslüman camide neyse evde de odur, iş yerinde de odur, işçi olarak da odur, işveren olarak da odur. Biz Allah'a kul olmak üzere bu dünya hayatını yaşıyoruz. Ona kulluk yapmak durumundayız. Bu noktadan söylenecek çok şeyler var ama özetle ifade etmek gerekirse insanlara rol model olacak, doğruyu gösterecek Düzgün bir hayat tarzı sunmamız gerekiyor. Elimizdeki imkanları da ona göre seferber etmemiz gerekiyor. Şimdi bakıyorsun adam Müslüman tekstil işi yapıyor. Ama yani kendi çocuklarına giydiremeyeceği şeyleri ümmeti Muhammed'in çocuklarına giydirmek üzere efendim üç kuruş para kazanmak için piyasaya sürüyor. O kazandığın üç kuruş da başına lanet olur. Sana da lanet olur, senin çoluğuna çocuğuna da lanet olur. Zaten ümmeti Muhammed'e yaptığın zarar yeter ve artar bile. Dolayısıyla efendim ben paramı bilirim, ben ticaretimi bilirim. Bana ne giymesin türünden bir tutum ve davranış içerisinde olmaması gerekiyor Müslümanın bulunduğu alanda Müslümanca yaşamayı kolaylaştıracak, aksini zorlaştıracak bir tavır içerisinde bulunması gerekiyor. Rabbim e, fıtrat üzere kalabilmeyi nasip eylesin. Bu konuda aslında söylenecek çok şeyler var ama şimdilik bununla iktifa edelim.